sevgili izleyiciler, tabii ki röportajımız burada bitmiyor. Gençler Birliği'nde yeni yönetimle birlikte biz de artık daha rahat şekilde sohbetimize devam ediyoruz ve yönetimden As Başkan Mehmet Soylu ile birlikteyiz. Öncelikle merhaba. Merhaba. Ben Mehmet abi diyorum daha çok. Mehmet abi, ilk öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür. Senin adına sevindim. Gerçekten hayırlı olsun. Çünkü uzun seneler zaten bu kulübe gönül vermiş kişisiniz. Şimdi de artık As Başkan olarak görevinize devam ediyorsunuz. Hizmet etmeye çalışıyoruz, evet. Göreve başlayalı yaklaşık 21 gün oldu. 21 günde neler yaptık? Kısaca özetleyeyim. Tabii ki. Bir kere bizden önce yönetim kurulu toplantısı diye bir şey olmuyordu 15 aydır. Biz 21 günde 4 tane yönetim kurulu toplantısı yaptık. Herhalde hemen hemen tüm yöneticilerimiz zaman buldukça hemen hemen her gün buradalar. En uzun zamana kadar da, yani kalabildiğimiz kadar da kulüpte mesai harcıyoruz. Birikmiş dosyalarımız var, dava dosyalarımız, geçtiğimiz yıla ait futbolcu alacaklarından tutun da firma alacaklarına kadar bunları temizliyoruz yavaş yavaş. Bir taraftan işte bildiğiniz gibi Baki hocamızla sportif direktör olarak anlaştık, Metin hocamızla teknik direktör olarak anlaştık ekibiyle beraber. Burada ayrı bir yapılanma yapıyoruz. Yine hocamızın istekleri doğrultusunda belirlenen noktaları, transfer çalışmalarını onlar izliyorlar. Onların bize önerdiklerini ekonomik olarak biz değerlendiriyoruz ama bu bir süreç. Çünkü maddi olarak gerekli yeterliliğe sahip değiliz şu an. Bunu herkes biliyor. Bunu saklayacak da değiliz. Bir taraftan dediğim gibi geriye dönük dava dosyalarını halletmeye çalışıyoruz. Kulübün üzerinde hiçbir dosya bırakmamaya kadar bu savaşı vereceğiz. Ve elimizden gelince de savaşçı bir takım oluşturana kadar da bu mücadelenin içinde olacağız. Tabii ki çok zorlu bir dönemde gerçekten Gençler Birliği Kulübü'nde. Elinizi taşın altına koydunuz desek yeridir. Çünkü kulübün gerçekten gerek borçlanması, gerekse zaten Süper Lig'den birincilikle düşmesiyle birlikte birazcık daha takımdaki havalar değişti. Haliyle bununla ilgili de neler söylemek istersiniz? Şimdi alt lige düşünce bir gelir olarak çok alta düşüyorsunuz. Tek böyle de etkilenmiyor. Sponsor gelirinden tutun da milletin size bakış açısından tutun da takımın içindeki atmosfer havaya kadar değişiyor. Sonuçta Süper Lig'den birinci lige düşmek baya baya bir etkiliyor. Mesela bugün bir tane global bir sponsor firmasından destek istedik. Ya Süper Lig dışında bir takımla çalışmayı düşünmüyoruz. Bu bizi de moralman etkiliyor. Ama durmak yok, savaşacağız, mecburuz. Şimdi genel olarak gençlerimle dikkat ettiğim bir durumda birazcık da artık taraftara doğru konuşmalar, görüşmeler ve taraftarın dili olmak adına da çalışmalar var. Bunlardan ilk aşaması zaten forma seçimiydi. Ardından dün ilk antrenmanda yine taraftarlar sizleri yalnız bırakmadı. Ve bugün gelen de federasyondan bir haber vardı. Artık tribünlerde %50 kapasiteyle taraftar olacak. Haliyle birazcık da taraftar boyutuna da değinmek istiyorum. Çünkü Mehmet abi, sen de tribünün içinden gelen biri olarak şu anda da hala kulüpte yer alıyorsun. Haliyle taraftar nezdinde de düşünecek olursak sizleri artık yeni sezonda neler bekliyor? Şimdi Elif, başa döneyim. Bu bir bayrak yarışı. Bugün taraftarın isteğiyle zaten buradayız. Taraftarın gücüyle ben buradayım. Yine ait olduğumuz yer yine tribün. Buradaki görevimizi en iyi şekilde yaptıktan sonra yine tribüne döneceğiz. Ama ilk olaydan gireyim. Buraya birçok taraftarımızın girişi zaten yasaktı. Evet. Ama biz göreve gelmeden şeffaflık dedik. Burada da başkanımızın ve birçok yöneticimizin katılımıyla taraftar toplantısı yaptık. İlk ayağını yaptık. Sonra ihtiyar grubumuzda ikinci toplantımızı yaptık. Yetiştirebilirsek bu hafta, yetiştiremezsek önümüzdeki hafta ikinci toplantımızı yapacağız. Bu hafta yönetim kurulu toplantımızda kombine satışlarını ele alacağız. Bir fiyat belirlemeyi. Ama burada ben taraftarlarla konuşmadan kesinlikle bu fiyatı yönetimde belirlenmesini istemeyeceğim. Peki üyelik durumlarını soracak tamam, olursak. Onu da anlatayım. Artık gençler birlikler yönetecek diye biz hep bağırdık. Taraftar olarak bağırdık. Sağ olsun başkanımız bunu hep söylemişti. Geldiğimizdeki ilk iki taahhüdümüz buydu. Bir, şeffaflık. İki, gençler birliğinin artık gençler birliklerini yönetmesi, onların bu kulübe üye olması. Bu hafta biz bir komisyon oluşturduk. Sağ olsun başkanımız böyle bir yetki verdi. Taraftardan gelen yine Kubilay abimizle beraber bir komisyon oluşturacağız. Ve üyelikleri önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağız.
Peki transfer gerçekten taraftarın en çok merak ettiği durumdur. Tabii ki şu anda Süper Lig'de birincilik arasındaki durumlarda yabancı sınırının oluşuyla birlikte birazcık daha gençler birinin politikası da transferde değişti. Ve hatta maddi boyut olarak da değişti. Bunlardan birinde Metin hocamız zaten değindi. Ramazan transferiydi. Gerçekten kulübe gelirken birazcık daha maddi boyutu düşünerek de bu transferi yaptıklarını söylemişti. Hali Ramazan dışında da transfer hamleleriniz nasıl olacak yönetim olarak? Şimdi biliyorsunuz 5 yabancı hakkımız var. 5 yabancının 3'ü şu an bizim kadromuzda 3 tane yabancımız var. Sahada oynayacak, ilk 11'de oynayacak 5 yabancı hakkımız var. Biri şu an muallakta Furman'la. Biraz evvel yine içeride görüşüldü. Yarın yine bir görüşme olacak. Eğer bu arkadaşın da kalması halinde, yani bu 3 yabancımız da kalması halinde yine 2 ya da 3 tane yabancı istiyoruz. Hocamız zaten eksik bölgeleri belirledi. Biraz evvel röportajda belki size söylemiştir. Ağırlıklı olarak kanat bölgelerinde, orta saha ve uç hatta bazı eksiklikleri kendi belirledi. Çalışmaları tabii onlar yapacak. Biz işin maddi boyutunu değerlendireceğiz. Ama dediğim gibi kolay bir süreçten geçmiyoruz. Emin olun nereden para buluruz, nereden açığı kapatırız. Çünkü bu kadar dosyanın da üst üste geleceğini biz tahmin etmiyorduk. Göreve geldiğimizde cevap verilmesi gereken, bu dosyaları kanun olarak 15 gün içinde cevap vermemiz lazım çünkü. Süresi dolacak, yani 2 gün kalmış dosyayla karşılaştık. Geri gelmez önce bunların resmi yazılarını yazdık. İşleri hemen takip aldık. Teker teker bu dosyaları kapatıyoruz. Sezon başlamadan 0-0 başlayacağız. Geriye dönük tüm borçları da zaman içinde dün başkanımız da söyledi bunu. Bu borcu minimize edeceğiz. Önümüzdeki sene minimize edilmiş bir borçla gireceğiz. Bir gün elimize aldığımızda 137 milyonluk bir borçla aldık. Devraldık bu takımı. İnşallah bu borç daha da artmaz. Bu borcu inşallah yarı yarının altına düşmüş vaziyette ve takımı da dimdik ayakta tutmuş vaziyette gireceğiz. İnşallah playofflara kalırız. İnşallah bir mucize yaşar, üst lige çıkarız. Ama biz yine hem savaşçı bir takım oluşturacağız hem de bu borçları minimize edeceğiz. Peki, şimdi ilk röportajımız oluyor sonuçta yeni sezonun itibariyle. İlk röportajla birlikte de taraftara söylemek istediğin neler Mehmet abi? Açıkçası bunu da merak ediyorum. Sonuçta bir ekran önünde konuşmakla gerçekten birebir konuşmak taraftarla farklı oluyor. Bir as başkan olarak, gençler birliği yönetici olarak onlara ne mesaj vermek istersin? Biz aslında hemen hemen hepsiyle günlükte konuşuyorum. Ya da o grup temsilcisi arkadaşlarla bazen Zoom'dan, bazen telefonla, bazen yüz yüze. Hemen hemen her gün konuşuyorum. Yani artık ayrı gayrı yok. Yetişebildiğime sosyal medyadan cevap veriyorum. Yani sen ben yok, biz varız artık. Hepimiz tek yürek olup elimizden gelen desteği vermek zorundayız. Bazen sonuçta çok genç bir takımda şu an mücadele eden arkadaşları da görüyorsunuz. Çoğu genç. Moral, motivasyon olarak da biz bu arkadaşlara destek olacağız. Bu bayrak burada düştü. Buradan geri kaldıracağız. Umarım Gençler Birliği'de yeniden Süper Lig'de görebiliriz diyorum ve İnşallah. İlk olarak Class Sport TV olarak bu temennide bulunuyoruz bizler de. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.